18. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel Trakya Ev Yemekleri yarışması başladı. Pehlivanlardan önce yemekleri yarıştı. 658. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında geleneksel Trakya Ev Yemekleri yarışması düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışma, hamur işleri, tatlılar ve etli yemekler kategorilerinde yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne'yi gastronomi şehri yapmakla ilgili adımlar attıklarını belirtti. Şimdi Edirne gastronomi şehri olma yolunda adım attı. Aynen Antakya ve Gaziantep'te olduğu gibi. Biz turizm haftasında bu yıl ilkini yaptık yemek yarışmasını. Şimdi de Kırkpınar haftasında yapıyoruz ikincisini. Amacımız Edirne'nin somut olmayan kültür miras, somut kültür miras, doğal kültür miras çalışmaları gibi gastronomik şehir olarak UNESCO'nun bu boyutunda da yer almasını sağlamak istiyoruz. İşte bu da tam bunun için yapılan bir organizasyon. Hanımlarımız çok güzel yemekler yaparak hamur, tatlı ve etli olarak getirmişler. Hepsi birbirinden leziz, el emekleriyle, göz nuruyla adeta nakış gibi işlenmiş yemekler. İnsan yemeğe kıyamaz. O kadar güzel yemekler. Umarım gastronomi şehri olma yolunda önemli bir adım olur Edirne için. Yapılan değerlendirme sonucunda tatlılarda safranlı irmik helvası ile Selma Aygün, hamur işlerinde kabaklı kol böreği ile Mediha Bayrak, etlilerde de asma kuşu yemeği ile Derya Onur birinci oldu. Biraz daha geri gidelim. Tamam, bak. Evet efendim, buradayım Sayın Valim. Ben kıymalı biber dolması yaptım. Yemeğinizde iddialı mısınız? El lezzetimize güveniyoruz, o yüzden geldik ve severek destekliyoruz her sene bu yemek yarışmasını. Ben akıtmayla bir de bazlamayla katıldım. İddialı mısınız peki? Biraz. Çok da şansım olduğunu düşünmüyorum da. Bulgurlu kol böreği, gazi helvası, un helvası olarak ballı gazi helvasıyla katıldım. İddialı değilim. Daha önce çok eskiden bir defa, iki defa katılmıştım ama çalıştığım için katılamamıştım. Ben kaşık cevizli un helvası, bir de kuskus kapama yaptım.